Ünsal ailesini gösterdikleri bu büyük cesaretten dolayı tebrik etmek istiyorum. Gelecekte buradan cıvıl cıvıl, buradan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yönetecek o öğrencilerin burada en iyi şekilde eğitim almaları ve geleceğe hazırlanmaları bizlere elbette büyük bir müjdedir, büyük bir cesarettir, büyük bir özgüvendir. Bu okulda bu çocuklarımızı eğitecek olan öğretmenlerimizi de şimdiden kutlamak istiyorum. Öğretmenlerin omuzlarında çok büyük sorumluluklar vardır. Bugün Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı'yla görüştüm, Ömer Kesoğlu. Yarın öbür gün ve gelecek hafta çeşitli branşlarda devletimizin okullarında eğitim verecek öğretmenlerimizin seçilmesi için sınavlar yapılacak. Bu sınavlara girecek olan tüm o öğretmen adaylarına şimdiden buradan başarılar diliyorum. Ama vurgu yaptım. Liyakat, hakkaniyet, adalet ve tarafsız sınav ve imtihanlarla bu öğretmenlerimizin seçilmesi ve onların da daha sonra bu çocuklarımıza sahip çıkmaları. Anavatan Türkiye'nin de desteğiyle bu ülkede oluşan bu devletin geleceğe bakışı, geleceğe hazırlanması ve dolayısıyla milli şuuruyla, tarih bilinciyle çocuğumuzu eğitmek ve geleceğe hazırlamak hepimizin görevidir. Özel sektör, yaratıcı insanlar, ülkeye inanan insanlar ve onların yaptıkları bu çalışmalarla hep birlikte ülkeyi kalkındırmak, ülkeyi geleceğe hazırlamak, çocuğumuza, gençlerimize umut verebilmek ve bu coğrafyada yaşarken bu devletin yüceltilmesiyle bizleri de müzakere masalarında, çeşitli uluslararası toplantılarda orada bir devlet vardır. Kıbrıs Türk Devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ve bu halk gerçekten bu yürekli yürüyüşünde kendi insanlarıyla, kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, yetenekleriyle, inançlarıyla ortaya çıkarttıkları değerler, dünya değerleri. Onun için bu değerlerin ortaya çıkmasında büyük cesaret gösteren Sayın Gürsel ve ailesi ve tabii ki onunla birlikte ekip arkadaşlarına bir kez daha teşekkürlerimi ifade ediyorum.